Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile 19'da kadro artı paket yorumlama serisine devam ediyoruz arkadaşlar ve gerçekten yine çılgına döneceğimizi düşündüğüm bir video ile tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bu videoya sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum. Bu arada bana kadroları paketleri nereden göndereceğinizi sorup duruyorsunuz. Arkadaşlar zaten belli. Burası Facebook. Kadro artı paket yorumlama videolarını geçen videoda unutmuşum ama açıklama kısmına Facebook grubumuzu koyuyorum. Hemen bunun açıklama kısmından da Facebook grubumuza gelebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook grubumuzda futbol konuşuyoruz. Çıkardığımız paketleri gönderi olarak atanlar oluyor. Orada sohbet muhabbet ediyoruz. Zaten bayağıdır Facebook grubumuz var. Videolarda çok duyurmuyordum abi yayınları falan duyurduğum için ama şu anda yayın falan yapmadığım için bunu duyurayım dedim. Açıklamadan Facebook grubumuza gelin, orada sizi bekliyorlar. Bayağı bir kişi oldu, hemen gelmenizi bekliyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız beni gaza getirecek ve efsane serilere başlayacağım. Bak gerçekten çok güzel serilere başlayabilirim. Elimde çok güzel bir hesap var şu anda. Daha önceden süper güç yaptığımız hesap var. Öyle bir serilere başlamayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. İlk olarak Enes Tavan'ın kadrosundayız. Gerçekten bütün oyuncular yüzgen. Benim sol ortasam, sağ ortasam, MD10 filan aynı abi. Gerçekten efsane bir kadrosu var. Bu arada arkadaşlar artık Casemiro bende yok. Ben artık bayağı bir denedim, oynadım. Casemiro yok. Casemiro değil artık. Yeni favorim Martinez. Martinez'in yanına Casemiro diyorum. Cavani abi. Valla kafa gitti iyice. Cavani. Cavani artık yok. Onu diyorum. Ama çift forvet kullanıp Martinez'in yerine Cavani kullanabilirsiniz. Ancak buradan sen şimdi Enes daha Piatek'i çıkartıp buraya Martinez'i koy. Farkı göreceksin. Ayrıca Marco Reus'un Ultimate Tots kartı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Tamamen böyle altın kaplamalı sarı kart. Onu yüzgen yap. Kazri'nin yerine koy. Memnun kalmazsan ben de oyunu bırakıyorum abi. Daha da video YouTube kanalımı sana veririm hatta. O kadar efsane. Topa bir vuruyor abi zınk. Direkt efsane Marco Reus. Onları unutmayın arkadaşlar. Hüseyin Yeray 113 iken arkadaşlar... Bu ne? Bu ne abi? Abi bir şey diyeceğim. Ben daha şu ana kadar o kadar paket açtım. 93'ün üzerinde. Tamam çok oynamadım ama bayağı paket açtım yani. 90 artı garantili bir sürü paket açtım. Abi adamı 2 tane 98 yan yana çıkmış. İyi birini de bize ver yani abi, ayıp olmayacaksa. Evet kardeşim, güzel bir kadrom var. Zaten ben sondan memnun değilim kadromdaki. O yüzden sol orta sahada Costa'yı da oynatabilirsin. Fena değil. Boostların birazcık sanırım düşük kalmış. Onları yükseltebilirsin. Kazri yerine dediğim gibi Royce'u alabiliyorsan al. Yani gerçekten mükemmel. Moise Kean, Marega yerine de birisine Martinez alıp yüzgen yaparsan harika bir şekilde memnun kalacağını düşünüyorum. Genel olarak mükemmel bir kadrom var. Abi bu neymiş ya? Vallahi bu neymiş ya? Bahadır Arda Bedük, stoper Hummels gelecek. Kale Handanovic, başka öneri var mı? Stoper Hummels gelecekse Matip'in yerine gelsin. Bu öneriyi verebilirim sana. Pablo Sarabia yerine de şöyle bir abicim, şu söylediğim az önce Marco Reus'u alırsan. Alex Teixeira yerine Martinez. Bak Alex Teixeira'yı Martinez'le yan yana kullandım. Martinez 2 kat daha iyi. Ben sana o kadar söyleyeyim. Hatta şu anda bende Martinez ile Alex Teixeira vardı. Martinez'i de Cavani ikilisi yaptım. Hani Cavani Alex Teixeira'dan daha iyi ama... Alex Teixeira biraz daha hızlı olduğu için öne bile çıkıyor olabilir. Yani FIFA'da abi özelliklere bakmayacaksınız. FIFA'da santraforda özellikle hıza bakacaksınız. Hızlı olan adam güzel de şut çekiyor çünkü. Garip bir olay var FIFA'da. Yani gerçekten ben özelliklere bakıyordum. Özellik olarak, şut özelliği falan olarak. Cavani hepsinden üstün ama oynayışıma baktım. Yani gerçekten Martinez'le oynamak, Cavani ile oynamaktan daha rahat geliyor bana arkadaşlar. Yani bunu artık oynayarak tescillendirdim. Ben Cavani en iyi sanıyordum. Daha iyileri de varmış. Cavani Suarez her zaman önerdiğim ikiliydi arkadaşlar, biliyorsunuz. Kadroyu efsane, aşırı beğendim. Ama Suarez'i hem henüz yükseltmemişsin. Yanına Martinez'i koy bak. Suarez yerine Martinez'i koy. O ikili efsane iş yapacak. Cavani ve Martinez gerçekten efsane iş yapacak. Otamendi yerine Hummels, William yerine De Jong, Suarez yerine Joao Felix gelirse iyi olur mu? Joao Felix gelse de iyi olur bu arada. Gerçekten hiç denemedim ama abi denemeye ne gerek var o adamı? Yani gerçekten müthiş. Hiç yani. Belli. Belli. Mükemmel olduğu belli. Otamendi yerine oha Van Dijk yüzgen. Vallahi çok güzel duruyor. William Carvalho de of çok güzel olur bu kadro var ya. Okaça da var. Costa'yı da yüzgen yaptın mı vallahi efsane olur kardeşim. Evet, İlker Güzel 120 üçgenlik Rüya takımını atmış bize. Gerçekten efsane bir kadro var arkadaşlar. Artık çok fazla öneri vermeyeceğim.
Artık hızlı hızlı geçeceğim. Sonrasında da paketlere atlarız, tamam mı? Paketlere bakarız sadece. Bakalım paketlerden ne çıkmış. Yani hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Karo artı paket yorumlamada sadece göstermiş olalım. 123 gen bir karo var. Bunu geçelim arkadaşlar. Muhammed Köse 97 genlik bir paket atmış. Gerçekten harika bir paket. Çok beğendim. Gerçekten beğendim. Mükemmel, mükemmel. Harikasın sen. Devam edelim. Yani bana çıkmıyor, üzülmüyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. Adama 2 tane 98 çıkmış. Üzülsem ona üzüleceğim. Zaten üzüldüm. Yapacak da bir şey yok. Yakında 100 gen olmayanlar 100 olacak. Ne değişmem gerek? Kazri'yi değişmen gerek kardeşim. Keane'i değişmen gerek. Keane'i denemedim ama Martinez gerçekten harika. Keane'den en ufak bir memnuniyetsizliğin varsa Martinez'i oraya koyabilirsin. Coman'ı 100 gen yap. Genel olarak Karun çok güzel duruyor. Orban'ı değiştirmen gerekiyor. Kimmich bilmiyorum. Kimmich kalabilir. Orban'ı ve Kazri'yi değiştirmeni öneriyorum. Bu şekilde. Devam edelim abi. Fatih Özkan'ın güzel bir karosu var. Stoffer'e Matip yerine 99 Hummels gelecek. Daha sonra da derece basmaya devam edeceğim. Videoya selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Bu arada videoya selam veren herkese buradan aleyküm selam diyorum. Stoffer'e Matip yerine 99 Hummels. Güzel abi. Matip'i ben sevmiyorum. Lanet olsun zaten. Daha sonra da derece basmaya devam edeceğim. Evet, Martinez var bu karosu gördüğünüz gibi. Adam biliyor oyunu abi. Adam artık çözmüş, kavramış. Mükemmel bir karosu var. Nainggolan'dan memnun değilsen değiştirebilirsin ama genel olarak güzel yani. Memnunsan da kalabilir. Haydi bakalım. Gençay Karaca'nın güzel bir karosu. Kadro Mimi Reis videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Kadro niye bak burada işte bak bahsettiğim Royce bu abi. Bu Royce var ya müthiş bir şey. Yani bu Royce harika bir şey arkadaşlar. Bu Royce'u kullanın. Bu Royce gerçekten süper. Griezmann'ı bilmiyorum ama dediğim gibi yani Griezmann hayranı değilsen Martinez'i kullan. Griezmann hayranıysan da bu kartını değil yeni çıkan kartını alıp bunu ona basabilirsin. Coins'in yetiyor diye düşünüyorum. Yani çok az farklı yetmiyor olabilir. O da yeter bir şekilde. Zaten Karun güzel. Matip'i değiştirebilirsin. Hernandez'i bilmiyorum ama Matip'i kesin değiştir. Onun yerine bir Pique falan alabilirsin. Pique gerçekten çok daha üstün abi. Matip defansif anlamda kötü değil bu arada. Kafa vuramıyor diye sevmiyorum. Belki defansif anlamda Pique'den bile iyi olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Coutinho Furkan 126 genlik bir takım. Yani what the fuck is happening now ya? Abi mükemmel takımlar görüyoruz, mükemmel şeyler görüyoruz. Bu neymiş? Arizona falan bak gerçekten harika duruyor kardeşim. Kadronu çok beğendim. Like'ladım kadronu. Evet Neymar. Burada da Neymar oynuyor. Bak Royce istediğimiz yerde Neymar oynuyor. Sezon öncesi paketinden 3 tane 93 artı garantili paket muhtemelen bu. Az önce de gördüğümüz. Ama az önce gördüğümüz 93, 98, 98 daha abi o neymiş? Böyle olsun canım ye ya. Böyle olsun okey ben bir şey demem böyle olmasın ama. Öbür türlü gerçekten garip oluyor ya. Evet arkadaşlar Ekmen Kalender böyle bir şey atmış. Bu arada burada da bir şeyler var. Nazmi Can Aydemir sezon öncesi paketinden Lo Celso çıkarmış. Gayet güzel abi helal olsun yani. Abi yok artık bu neymiş ya? Eder Militao. Abi bu adam aşırı değerli olabilir bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Yani çok kullanmak isteyen olabilir. Boyu uzun gibi duruyor. İyi kafa vurur muhtemelen. Özellikleri de iyidir diye düşünüyorum. Karoları filan da görüyorsunuz arkadaşlar. De Jong, Gomez, Vargas. Oğlum bu paket galiba süper. Herkese güzel şeyler çıkıyor. Bu paketten arkadaşlar herkes mükemmel şeyler çıkartıyor. Bunu niye bu kadar beğenmişler? Karo niye 3 tane like var? Hepsine göre ne farkı var onu anlamadım ama güzel. Fena karo güzel onu bir şey demiyorum da diğerlerinde böyle beğeni yoktu ondan merak ettim. Haydi bakalım abi geçelim. Oho abi bu paket herkese bedava dağıt. Bu paketten herkese geliyor bir şeyler ya. Vallahi bu paket hileli. Şu arkadaşlar 3 tane 93 artı garanti paket var ya o hangi paket bilmiyorum o paketi yorumlara bana yazın. Ama o paket arkadaşlar %90 ihtimalle hileli ya ben size o kadar söylüyorum. Gerçekten sezon öncesi paketinden Joao Felix gelmiş. Vallahi helal olsun beğendim. Arkadaşlar hızlıca iniyoruz. Gerçekten bütün gönderen herkese teşekkür ediyorum. Açıklama kısmından Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Videoya like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aramıza katılın ya. Aramıza katılmak için sadece tek yapmanız gereken abone olup bildirimleri açmak. O zil tuşuna basın. 60-70 milyon para atacak. Nasıl kullanmalıyım? Para artacak diyeyim. Yani 160 milyon olacakmış. Oha abi gayet güzel. Böyle pozisyonun hastasıyım. Falcao! 100 gen Falcao var. Tebrik ediyorum abi. Her ne kadar abi objektif olmadığım zamanlar olsa da ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar ve Facebook grubunda bazen objektif olmuyorum. Tuttuğum takımla alakalı bazı şeyler yapıyorum ama gönülden tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı destekliyorum. Videolarda tabii ki herkese eşit davranıyorum. Lütfen bana söylemeyin arkadaşlar. Herkes takımını zaten destekler. Bunda hiçbir şey yok. Tebrik ediyorum Galatasaray'da Falcao'yu aldığı için. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Falcao'ya kalp yapalım şöyle. Falcao hoş geldin Türkiye'ye. Bakalım abi evet. Bitti. De Jong da çıkmış. Oho bu paket herkese
Herkese beleş veriyor ya. Bu paket hileli aga. Gende Kruse gördük. Bak hem Falcao hem Kruse gördük. Birini kadroda birini pakette gördük. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Atan herkes videoya çıksın istiyorum. O yüzden böyle bir aralara böyle sıkıştırdım ama. Neyse arkadaşlar hoşça kalın, sizi seviyorum. Muhtemelen zaten şu anda toplamda 7-8 dakika falan olmuştur. Bakalım. Evet 10 dakika olmuş. İlginç. 10 dakikadır videodaymışız. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamadan Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Bu videoda çok çıldırmadım. Artık alıştım. O paketi gördükten sonra daha neye çıldırayım zaten, değil mi arkadaşlar? Hoşça kalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ve etrafta bir şeyler çıkmıştır. Abone ol butonu veya video tıklayabilirsiniz. Neyse hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Bak unutmayın. Unutuyorsunuz ya. Neyse hoşça kalın ve bay bay.